Sibel Hanım. Bir şey mi istediniz? Yok. Ben sadece seni görmek istedim oğlum. Beni mi? Lütfen, lütfen, lütfen oturun. Lütfen oturun. İyi misiniz? İyiyim. Akşam olanları duydum. Biraz konuşmak istedim. Dün akşam biraz tatsızdı. Ben gürültü içinde çok çok özür dileriz. Ama keşke buraya kadar yorulmasaydınız. Erol, ben sadece senin halini merak ettim. Onun için geldim. Ben seni anlıyorum. Lütfen artık kendini hırpalama. O kızın başına gelenler kazaydı. Cemal Bey olmasaydı, belki de gidip her şeyi itiraf edecektin, biliyorum. Lütfen artık affet kendini. Masum bir kadında bir adamın ölümünden hiçbir şey olmamış gibi sıyrılayım mı? Hasan suçu kendi isteğiyle üstlendi. Böyle olacağını bilemezdik. Doğru. Maalesef. O Meryem benden nefret ediyor işte. Yani haksız da değil. Sevdiğim kadının abisi benim yüzümden öldü. Sen bu kıza kapılmışsın. Ben bir kalbim olduğunu bile bilmiyordum Meryem'le tanışıncaya kadar. İlk defa böyle çarpıyor benim kalbim. İlk defa. Ama... O sadece itiraf ettirmek için yanaşmış bana. Öyle. Kalbine söz geçirmek zordur. Bunu çok iyi bilirim. Birini kendinden vazgeçecek kadar çok seversin. Bütün dünyan o olur. Ama sonra bir bakmışsın, o bir başkasıyla başka bir dünya kurmuş. Geçiyor mu? Yani bu acı geçiyor mu? Geçmiyor. Onunla yaşamayı öğreniyorsun. Böyle göğsünde koca bir kara delikle. Geçmiyor. Keşke yardım etmeseydiniz bana o gün. Eminim sizin de Hasan'ın ölümü yüzünden vicdanınız sızlıyordur. Yani benim yüzümden. Benim yüzümden. Thank you.
kurabiyesi. Çocukken çok severdin bunu. Ne zaman üzülsen bundan verirdim sana. Un kurabiyesi. Ne kolaydı ya, değil mi? Çocukken inanmak. Hadi hazırlan. Ana oğul çıkalım biraz. İstanbul şöyle bir yakışıklının kolunda görsün beni. Gerek yok anne. İyiyim ben böyle. Erol. Kendini eve kapatarak cezalandırırsan hiçbir şey düzelmez. Çok değil ya. İki gün. İki gün önce benim bu evden çıkmam olay oluyordu. Şimdi de evde kalmam olay oluyor. Beni bir rahat bıraksanız ha. Ne istiyorsunuz benden? Ha? Anne. Erol. Ben seni anlıyorum. Benim de ruhum daralıyor. Hasan'ın ölümüne en az senin kadar üzüldüm ben de. Ama bu bizim suçumuz değil. Bir de bunu Meryem'e anlatsana. Ha? Hadi çağıralım Meryem'i, Meryem'e anlat. Kız kimsesiz kaldı. Kızın kimsesi kalmadı bizim yüzümüzden. Aryan o muydu? Meryem? Erol, sen bu kızı dün geceden önce tanıyor muydun? Kalbini bana açtı. Annesi bildiği kadına değil. Çok yakında herkes öğrenecek gerçeği.